Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Yerin ve göğün sahibi olan Allah Azze ve Celle'ye sayısız, sonsuz hamdü senalar olsun. Habibi Ekrem aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e de Rabbim salat ve selamların en güzeliyle salat ve selam eylesin. Aziz Müslümanlar, değerli kardeşlerim. Kardeşlerim, insanoğlu hiçbir zaman şu ibareyi aklından, zihninden, kalbinden, gönlünden çıkarmaması gerekir. Her zaman şunu hep kendine telkin etmesi gerekir. Ben ne idim, ne oldum ve ne olacağım ibaresini asla unutmaması lazım. Çünkü insan zayıftır. Çünkü insan kuldur. Çünkü insan beşerdir, şaşardır. Ne olacağı, her an sonunun ve akıbetinin ne olacağını, nasıl bir sonla, nasıl bir hüsranla son bulacağını insanoğlu bilemez. Tıpkı Bel'am İbni Bahura gibi. Kardeşler, Bel'am İbni Bahura, Musa aleyhisselamın zamanında yaşayan bir zattı. Allah aşkına bu kıssayı dinledikten sonra şöyle bir düşünelim. Şöyle bir tefekkür edelim. Şöyle bir zihnimize, kalbimize, gönlümüze bir yer edelim. Biz kimiz, neyiz? Neydik, ne olduk, ne olacağız? Şöyle bir düşünelim Allah için. Kardeşlerim, rivayete göre Şam'da yaşayan Kenaniler, özellikle de Belka kabilesi, çok kafir bir kabileydi. Ve Allah'ı tanımamazlıkta o kadar çok ileri gitmişlerdi ki Cenab-ı Hakk'ın işareti ile bu zulmün bitmesi için Hazreti Musa Kelimullah komutanlığındaki İsrailoğullarının bu millet ile savaşıp zulme son vermeleri emredildi. Allah Azze ve Celle Hazreti Musa Aleyhisselam'a emrediyor. Hazreti Musa Aleyhisselam Allah Teala'nın emrine itaat edip Şam'ı fethetmek için ordusu ile harekete geçiyor. Çok ibret alacak bir kıssa. Yani Allah-u Teala bizlere ibret almayı nasip eylesin. Anlamayı, idrak etmeyi nasip eylesin. Kardeşlerim, o sırada Şam'ın Belka köylerinden Belada Bel'am bin Baura isminde, ismi azamı bilen, dualarına icabet edilen büyük bir alim yaşamaktaydı. Tabi Kenaniler içine düştükleri bu tehlikeli durumdan kendilerini kurtarması için Bel'am'ın kapısına gidiyorlar. Bel'am İbni Bahura'nın kapısını çalıyorlar. Bel'am'a Musa bin İmran'ın kendilerini yurtlarından sürmek ve öldürmek üzere ülkelerine geldiğini ve ülkelerinin içerisine İsrailoğullarını yerleştireceğini haber veriyor. Kendilerinin gidecek hiçbir yerleri olmadığını, bu belanın defi için de Musa aleyhisselama ve ordusuna beddua etmelerini istiyorlar Bel'am İbni Bahura'dan. Bakın, Allah'ın bir dostu, veli bir zat, o da Allah'ın peygamberi, elçisidir. Ona beddua etmelerini istiyor. Hazreti Musa ve ordusuna beddua et diyor. Tabi Bel'am onlara Allah'ın elçisi için beddua edemeyeceğini, inananların ve meleklerin Hazreti Musa ile beraber olduğunu, Allah'ın dostlarına beddua etmenin çok büyük vebali olduğunu söylüyor. Söylüyor, söylese de tabi azgın ve imansız Belka halkı ısrarlarına devam ediyorlar. Yani onları bir türlü vazgeçiremiyor. Birçok hediyelerle gelip dünyalık vaat ediyorlar. Bel'am bunlara itibar etmeyince durumu
zalim hükümdarlarına bildiriyorlar bu sefer de. Kardeşler, hükümdar beddua etmediği takdirde kendisini idam ettireceği tehdidinde bulunup idam sehpasını kurdurdu. Kimsenin sözünü dinlemeyen Belam'ın en büyük zaafı neydi? Karısıydı. Belam'ın hanımına karşı düşkünlüğü vardı tabi. Onu çok seviyordu. Kavmi hiçbir zaman karısının sözünden çıkmayan Belam'ı karısını kandırmak suretiyle ikna etmeye karar veriyor. Hediyelerle Belam'ın karısını kandırıyorlar önce. Kadın hediyelerin şatafatından kocası ile konuşup ikna etmeye karar veriyor. Diyor ki Belam İbni Bahura'ya, bunlar bizim yakınlarımız. Üzerimizde komşuluk hakları var. Darda kalana yardım etmek görevimizdir. Şimdi yakınlarımız büyük bir sıkıntı ile karşı karşıyalar. Senin gibi bir adam nasıl olur da komşusuna yardımdan kaçınır? Musa ve ordusu Allah'ın emri olmadan kendi istekleriyle ülkemizi istina ediyorsa hepimize çok yazık olacak dedi. Bunu söyleyen Belam'ın hanımı. Başarılı olmak için son kozunu kullanıyor. O kadın Musa ve ordusunun topraklarından gitmesi için beddua etmediği takdirde kendisinden boşanacağını bildiriyor. Ya Allah'ın peygamberine nasıl beddua etmesi için, yani böyle bir akla, böyle bir zihniyete, böyle bir ve kardeşler, senden boşanacağım diyor. Eğer Hazreti Musa ve ordusuna beddua etmezsen. Uzun uğraşmalar sonucunda kadın Belam'ı ikna ediyor kardeşler. Nihayet Belam Musa Aleyhisselam'ın aleyhine dua etmeyi ne yapıyor? Kabul ediyor. Ve Belam İbni Bahura o gece rüyasında ikaz ediliyor. Allah Azze ve Celle ona rüyasında bildiriyor. Ey Belam, helak olacaksın denilse de karısının baskıları ve teklif edilen nimetler onun gözünü öyle bir kör ediyor ki kardeşlerim, rüyasındaki ikazı bile önemsemiyor böyle adeta. Önemsemiyor. Ve sabah olduğunda her zamanki gibi merkebi, yani eşeğine binerek dua ve niyazda bulunduğu Husban Dağı diye bir dağ var. Husban Dağı'na çıkmak için yola koyuluyor. O yanındaki halkı da alıyor. Doğruca o Husban Dağı'na doğru gidiyor. Dağa çıkmak için yola koyulan Belam İbni Bahura ve yanındaki o halk, eşek, yani tabiri caizse affınıza sığınarak söylüyorum, o merkep dağa tırmanmamak istemediği için devamlı çökmekteydi. Çöküyordu hayvan. Belam da kalkıncaya kadar eşeği dövüyordu böyle. Hayvana vuruyordu. Çaresiz bir halde Belam İbni Bahura'nın bu yaptıklarına Rabbul Alemin hayvana halu lisan veriyor ve hayvan dile gelip konuşuyor. Diyor ki ey Belam, nereye gidiyorsun ey Belam? Meleklerin önümde durarak beni yolumdan çevirdiklerini görmüyor musun? Dese de Belam bütün gücü ile eşeği, hayvanı eziyet ede ede, döve döve dağa çıkıp beddua etmeye götürüyor kardeşlerim. Ve Belam İbni Bahura Allah'ın peygamberine beddua etmek için ellerini kaldırıyor. Diyor ki ey Rabbim, sen Musa'yı koru,
bu halkı helak et diyor. Sen Musa'yı koru, bu halkı helak et. Halk diyor ki bir anda şaşırıyorlar. Ey Bel'am, ne yapıyorsun? Bizler sana ne kadar hazine verdik, servet verdik, sen bize beddua ediyorsun, ne yapıyorsun ey Bel'am diyorlar. Şaşırıyorlar. Allah Allah deyip şaşırıyor bir an Bel'am İbni Bahura. Ben Musa'ya beddua etmek istedim. Arkasından bir daha dua ediyor kardeşler. Diyor ki ey Rabbim, sen bu halkı yerle yeksan et, Musa'yı ise koru diyor. Görüyor musunuz bak? Cenab-ı Hak peygamberine beddua ettirir mi? Resulünü, peygamberini yalnız, sahipsiz kor mu, bırakır mı Yüce Allah? Ve kardeşlerim, o anda diyor ki Allah diyor, vallahi Allah dilime hakim oldu. Vallahi Allah benim dilime hakim oldu diyor Bel'am İbni Bahura. Bana Musa'ya beddua ettirmiyor. Beddua etmeme müsaade etmiyor Allah Azze ve Celle. Kardeşler, bundan sonra Bel'am İbni Bahura, o ismi azamı bilen, o duası kabul olunan zat, ondan sonra Allah Azze ve Celle'nin emriyle onun dili var ya, o dua Musa Kelimullah, Allah'ın peygamberine beddua ettiği o dili, edeceği o dilini Allah Subhanahu ve Teala bir köpek dili gibi upuzun olup karnına kadar indiriyor Cenab-ı Allah. Bir köpeğin dili gibi upuzun aşağıya indiriyor onu. Göbeğine kadar, karnına kadar indiriyor. Ve Bel'am İbni Bahura şöyle diyor: dünyam da ahiretim de elimden gitti diyor. Eyvah diyor. Benim dünyam da ahiretim de elimden gitti. Görüyor musunuz kardeşlerim? Tabii o anda bir hileye başvurmaktan başka çaremiz yok diyor Bel'am İbni Bahura. O halka diyor ki size bir akıl vereyim diyor. Onu yapın, belki de kurtulursunuz diyor. Artık başka bir çaresi yok. Ne duası kabul olur, ne Allah katına bir değeri kaldı. Hiçbir şey kalmadı. Kabilesinin diyor ki, kabilesinin güzel kızlarını İsrail oğullarının içine salıvermelerini diyor. Salıverin, kızların askerlere hiç karşı çıkmayıp onları yoldan çıkarmalarını tavsiye ediyor. Bakın, görüyor musunuz? İşte alimden zalim, zalimden alim doğar dedikleri işte budur. Kimin sonu, kimin akıbetinin ne denli, ne sonla son bulacağını insan hiç bilmiyor. Görüyor musunuz? Bir alimdi, bir zattı, bir Allah dostuydu, veliydi, ne hallere geldi. Şeytan ve nefsi onu nasıl kandırdı? Bakın nereden nereye geliyor. Neuzubillah, Allah muhafaza, Allah sonumuzu, akıbetimizi hayır eylesin. Ve kardeşler, o güzel kızlarınız diyor, onların yoldan çıkmalarını tavsiye ediyor. Kavim kızları askerlerin içine salsa da tabi belli bir zaman sonra kardeşlerim, Hazreti Yuşa komutasındaki ordu tarafından Belkalılar hezimete uğramışlar. Bel'am da o öldürülenler arasında yerini almıştı ve helak olanlardan olmuştu Bel'am İbni Bahura. Ve Bel'am bin Bahura ile ilgili ayetler var kardeşlerim. Bazı müfessirlere göre Araf suresinin 175 ve 176. ayeti Bel'am İbni Bahura'nın sonunun ve akıbetinin nasıl olduğunu bizlere şu ayetler haber veriyor. Estaizübillah, bismillahirrahmanirrahim. Mealen, Habibim,
onlara şu kimsenin ibret verici haberini anlat. Biz ona ayetlerimizi vermiştik, fakat o gurura kapılarak ayetlerimizden sıyrılıp çıktı. Böylece şeytan onu kandırıp peşine taktı. Nihayet azgın biri oldu. Şayet dileseydik onu ayetlerimizle yüceltirdik. Fakat o dünyaya meyletti ve nefsinin arzularına uydu. Onun durumu köpeğin haline benzer ki üzerine varıp kovalasan da dilini çıkarır solur. Kendi haline bıraksan da solur. İşte ayetlerimizi yalanlayan bir toplumun hali böyledir. Sen kendilerine bu kıssayı anlat, belki üzerinde düşünürler diyor Allah Subhanahu ve Teala. Araf suresi 175 ve 176. ayet-i kerimesi. Hakikaten var. Önemli olan bu dersi ve ibreti alabilmek, yoksa sadece dinlemek değil arkadaşlar, kardeşler. Ben olsaydım demek değil, asıl olan dersi çıkarmak ve hayatına tatbik edebilmektir. Rabbim ibret alanlardan eylesin. Rabbim ders alanlardan eylesin. Allah Azze ve Celle bizleri bir an nefsimizle baş başa bırakmasın. Rabbül Alemin bizlere merhamet eylesin, bizlere acısın, bizleri gururdan, kibirden, benlikten Allah bizleri muhafaza eylesin. Kardeşlerim, hepiniz Allah'a emanet olun. Allah Azze ve Celle her daim sizinle, bizimle olsun. Kalın sağlıcakla.